Herkese merhaba, ben beslenme uzmanı Gamze Ekinci. Bugünkü konumuz bariyatrik cerrahi sonrası beslenme tedavisi. Bariyatrik cerrahi nedir? Çok kısa ondan bahsedeceğim. Obezite ve metabolik cerrahiyi içine alan bir tanımdır bariyatrik cerrahi ve morbid obezlere yapılır bariyatrik cerrahi operasyonları. Peki morbid obezite nasıl tanımlanır? Beden kitle indeksi 35 ve 40'ın üzerinde olan kişilerde bu ameliyatlar uygundur. Peki bariyatrik cerrahi beslenmesinde neler yapıyoruz? Öncelikli olarak en önemlisi bu konuda uzman bir diyetisyenle çalışıyor olmanız gerekiyor. Bariyatrik cerrahi operasyonu sonrası beslenmedeki temel amaç kişinin sağlıklı zayıflamasını sağlamak ve eski beslenme alışkanlıklarını değiştirmek aslında. Ameliyat sonrası diyetisyen takipleri gerçekten çok önemli. Ana amacımız bu süreçte yeterli hidrasyon yani su ve protein alımıdır. Bariyatrik cerrahi sonrası biz genel olarak protein ve lif ağırlıklı beslenme öneriyoruz kişilere. Bariyatrik cerrahi sonrası beslenmenin 3 temel aşaması var. Sıvı, berrak sıvı dönemler, püre dönem ve yumuşak katı dönemler. Buradaki süreler yani hangi dönemi kaç gün yapacağınız tamamen gittiğiniz cerrah, çalıştığınız diyetisyene göre değişebiliyor. Buradaki amaç sizin bir bebekmiş gibi düşünüp beslenmenizi aşama aşama sıvıdan katıya doğru artarak devam etmesini sağlamak ve yeterli proteini mutlaka almanızı sağlamak. Burada belli protein hesapları yapıyor oluyoruz ve protein takviyelerine de ihtiyacımız oluyor bu süreçte. Yine düzenli beslenme alışkanlıklarında hafif hafif kazanmaya başlıyoruz. Kişinin kilo kaybında kas kaybı yaşamadan veya yaşıyorsa da çok küçük oranda yaşayarak hepsini yağdan ve ödemden olmak üzere verdiğine emin olmak istiyoruz ve ihtiyaç duyduğu mineral vitaminleri de sağlamış oluyoruz kişiye bu süreçte. Siz de eğer morbid obeziteden şikayetçiyseniz ve obeziteden kurtulmak istiyorsanız, daha önce defalarca diyet denediyseniz ama sonucu hep yine aynı noktaya döndüyse bariyatrik cerrahiyi tekrar düşünün derim. Sevgiyle kalın.